Ev tutmuşsunuz kızlar. Tutmuşsunuz da biraz erken davranmışsınız. Vallahi sorma Müfit abi ya. Yani o paraya İzmir Konak'ta dubleks dairede yaşardık. Hiç pazarlık payı yok muydu? O pazarlık yapılmış Ali canım. Ay ne diyorsunuz? Kızlar bakın. Bakın eğer bir finansal sorun yaşarsanız ben seve seve size kol kanat gelirim. Efendim? Pardon da bu ne değişim? Ya bakın siz şimdi yabancım sayılmazsınız. Ya insan belli bir yaştan sonra yani kendine ait bir mekanı olsun istiyor. Annesinden uzakta. Ay evet Müfit abi annen dediğinde aklıma geldi. Ben annemden habersiz çıktım. Ama siz benim bu teklifimi bir düşünün. Bir düşünün. Sonra bana geri dönüş yaparsınız. Birlikte olursak eğer çok eğleniriz. Olmadı. Allah yazdıysa olsun. Hayırdır Müfit abi saate bakıp duruyorsun? Ya bir yere yetişecektim de herhalde gidemeyeceğim. Burayı kimseye bırakamıyorum. Yattı o iş ya. Ben hallederim. Merak etme sen. Olmaz şimdi ya. Sizin bir sürü koşturmacanız falan var. Ay yok. Benim bir işim yok zaten. Yani beceremez diyorsan o ayrı. Estağfurullah işte değil mi öyle bir şey? Madem yaparım diyorsun ben de seve seve burayı sana emanet ederim. E gideyim o zaman ben. Ha? Tamamdır. Geç kalmayayım. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ben bir çay alayım. Ay! Ne demek attığınız arabalara kapalı ya? Allah kahretsin internete de giremiyorum. Almila, koskoca Şebnem Gülsoy şimdi kafelere girip Wi-Fi şifresi mi isteyecek ya? Ha? Ya Allah'ım ya Rabbim. Ben bu kapitalizme boyun eğmem yalnız. Ben onu ancak bu çantanın pembe rengi var mı diye sorarım. Ben buna gelemem. İş aramaya gidiyorum. Ben de o zaman ne yapayım? Gideyim bir yerlerden para falan bulayım değil mi? Ne yapayım şimdi? Bulayım ben. Hadi görüşürüz. Şimdi Sene Hanım. Kızların emlakçı eşliğinde yapılan. Buraya it bağlasan durmaz. Bu eve vereceğim aidatla İzmir'de kirada otururum. Bu evde enerji yok. Bu ev batarya boş gibi yorumlarıyla bezeli. Üç ev gezmesi de başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak dördüncü ev kızlarımızdan tam not aldı. Şayet depozito ve komisyon parası denkleştirilirse ev bu akşam tutulacak. Evin bu akşam tutulmaması halinde Müfit abinin evinde kalınmaya devam edilecek. Demek Müfit'te kalacaklar. Hoş geldiniz Şebnem Hanım. Buyurun. Hoş bulduk. Şimdi şöyle ben lafa gireyim. Ben ilk defa çalışıyorum hayatımda. O yüzden takdir edersiniz ki bazı alışkanlıklarım ve yaşam şeklim var. Mesela ben prensip olarak 9'dan önce uyanmam. Bu da demektir ki 10.30 gibi falan anca işe gelebilirim. Bir de şöyle, şimdi hafta sonları biliyorsunuz ki altın pırlanta günler. Ben o günlerde gelemem yani özeti hafta sonu beni unutun. Mesai, ekstra iş falan filan bunlar da olmaz. Tabii hiç söylemeyeyim sosyal haklara aykırı. Bir de başka unutmadığım bir şey varsa. Ya gelirken bir dikkat ettim de burada sizden başka... Hiç bayan çalışmıyor mu burada yani böyle iki laf edecek bayan arkadaş olsaydı çok tatlı olurdu yok mu? Yok. Ah ya nasıl? Gözlem yeteneğim benim çok kuvvetlidir. Niye yok acaba? Biz inşaat firmasıyız. Ondandır sanıyorum. Ne? İnşaat mı? Evet. Biz şantiye işi yapan bir inşaat firmasıyız. Sizin aradığınız gibi bir pozisyon bizim firmada değil, bu sektörde yok. Hadi ya. Ya. Ben gideyim mi o zaman? İyi günler, kolay gelsin. Toza dumana şey, dikkat edin. Merhaba, ben Şebnem Gülsoy.
Hoş geldiniz. Buyurun oturun. İş yoğunluğumuz çok fazla da bu ara. Ben size hemen vakit geçirmeden başvurduğunuz pozisyonun şartlarını anlatayım. Dinliyorum. Biz yeni bir şirket birleşmesinden sonra genişlemekte olan bir markayız. Bu yüzden takımımızdaki eksikleri acilen kapamak istiyoruz. Esnek çalışma saatleri olan, motivasyonu yüksek, böyle enerjik ekip arkadaşları arıyoruz. Önümüzdeki 5 ay birleşme sonrası ekstra adaptasyon projelerimiz var. Bu yüzden çalışma saatleriniz oldukça uzun olacak. Nasıl uzun? Şöyle özetleyeyim. Geç gelen çalışan istihdam etmek gibi bir lüksümüz yok öncelikle. Tüm ekip arkadaşlarımız sabah saat tam 9'da burada olur. Birinci gecikmede sözlü uyarı, ikinci de yazılı uyarı, üçüncü de kınama ve maaş kesme sistemi uyguluyoruz. Öğle tatilimiz yarım saattir. 12 ile yarım arası. Akşam kaçta çıkacağımız, üzerinde çalıştığımız projeye göre değişse de siz yine de 9'dan önce çıkmayı beklemeyin. Müşteriye sunum yetiştirdiğimiz geceler. Bazen 11'e, 12'ye kadar mesaide oluyoruz. Anlayacağınız haftada 6 gün şirketteyiz. Pazar günü hafta tatilimiz. Gerçekten mi? Allah razı olsun. Bu ne ya? Hiç mi estetik göz yok size? Bu nasıl bir konsept? Her yer kırmızı, rafya kırmızı, tül kırmızı. Sanki onca para verip rafya alacağım. Hayret bir şey. Hanımefendi, sakin olur musunuz? Lütfen, müşteriler var. Olmuyorum sakin. Sen ol sakin. Dayamışsın her yere kırmızıyı, dikkat çeksin diye. Çeksin de boğuldum ben resmen ya. Bu mudur yani? Bu mu tasarım gözü? Ben gerçekten nefes alamıyorum. Hayret bir şey ya. Pardon hanımefendi, bir saniye dinler misiniz? Sen misin buranın müdürü? Evet. Bunları mı buldun çalışan olarak? Bunu mu yapıyorsunuz yapa yapa? Yani elit marka olacaksınız bir de. Sanki sizin değil de ithalat fazlası arka mahalle dükkanının vitrini gibi duruyor. Hayret bir şey. O çizgili elbiseyle, o çiçekli gömlek olmuş mu? Onun üzerine bir tane kısa kot ceket koyacaksın ki daha spor şık dursun. Bunları da ben mi öğreteceğim size? Ayrıca rafya kırmızı, tül kırmızı, pantolon kırmızı, bluz kırmızı. Bu seneki konseptiniz cehennem galiba. Çok haklısınız hanımefendi. Pardon, isminiz neydi acaba? Şebnem Gürsoy, niye sordunuz? Ne deseniz haklısınız Şebnem Hanım. Vitrin tasarımcımız yurt dışına çıktı. Biz de kendimizi halletmek zorunda kaldık. Ama bu sizin gibi zevkli, genç bir bayanın yapabileceği bir şey. Ha, tabii yani sizin halledemediğiniz ortada zaten. Peki, bütün vitrini tasarlamaya ne dersiniz? Ben? Evet. Koskoca Şebnem Gürsoy vitrin tasarlayacak. Olmaz öyle şey. Benzersiz zevkiniz ve emeğinizin karşılığında yüklü bir miktarda para vereceğiz. Beyefendi, Şebnem Gürsoy'un zevkini parayla satın alamazsınız. Gerçekten. Gerçekten olmaz. Hayır canım. Şu mavi olanı takacaksın. Canım Kezban'ım, anlatamadım bir türlü sana. Ne yapıyorsun sen? Ya bu çiçekli bluzun üstüne şifon. İlla beni kaldıracaksınız değil mi ayağa? Çekin şuradan. Çekin. Zevksiz. Bununla bu olur mu? Çıkıyor mu? Nasıl çıkıyor? Yok artık. Dur. Sakın o dışa basma, bastığı için son şey olur. Tamam, sakin ol. Da koskoca Şebnem Gürsoy. Cansız mankenlerin yanında bile yerlerde. Tamam, gidiyorum. Kolay gelsin. Neyin? Ücretimin. Yalnız ben o paranın bir kısmıyla telefonumu açtırdım. Ay bir de bana telefon çocuk ne dedi biliyor musunuz? Abla istersen kontörlüğe geç ya, senin için daha uygun olur dedi. Haspam ya.
Ya benim gitmediğim AVM küçülmeye giderdi. Bu ne saçmalık? Nereden nereye geldik ya? Yalnız kızlar, bu para emlakçının komisyonuna bile yetmez. Merkür, bırak artık yakamızı ya. Alo. Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Evet, ufak bir aksilik oldu. Biz kira kontratı için gelemedik. Ama yarın... Anlıyorum. Hayırlısı olsun. Sağ olun, iyi akşamlar. Evi tutmuşlar kızlar. Müfit'ten başka bir yeri mi? Yok canım, cesaret edemez. Hesabı bloke, kendi kredi kartı yok. Zaten benim tanıdığım Şebnem 3 günden fazla alışverişe çıkmadan duramaz. Sen de biliyorsun. Tamam, tamam. Hiç gözün arkada kalmasın. Sen merak etme. Ya ben onu hiç yalnız bırakır mıyım? Gözüm üzerinde. Ne yapıyor, ne ediyor, nereye gidiyor? Her şeyi biliyorum. Merak etme. Hı-hı. Tamam, sen şimdi şirketle ilgilen. Tamam, Şebnem'i bana bırak. Zaten bir hafta, bilemedin 10 gün içerisinde döner gelir. Ondan sonra da işimiz kolay zaten. Hı-hı. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben diyorum ki alarmı 5'er dakika erteleye erteleye diğer güne geçebilirim diyorum. Adam bana diyor ki sabah 8 akşam 5. Yok artık. Ben de ona dedim ki şey olsa olmaz mı dedim. Akşam 8 sabah 5 olsa olmaz mı dedim. O ne dedi? Pek sıcak bakmadı. Allah böcek. Allah, orada da böcek. Allah, her yerde böcek. Ay, ay, her yerde böcek. Kızlar, bu gece burada idare edeceğiz artık. İlaçlamayı yarın yapacaklar, akşam anca eve döneriz. Yani bu eve böyle böcek nasıl bastı hiç anlamadım. Şu kapıyı da kapatalım. Gidelim. Tamam. Hadi hepinize iyi geceler. İyi geceler. 10 senedir ben bu evde böcek görmedim biliyor musun? Ama neyse ya. Hadi bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin. Bay bay. Ya şunu kaldırıver. Hadi. Heh, ser sen de çarşafları. Ya Şebnem, şu vitrin işinin parası fena değilmiş aslında ya. Tabii tabii kainatçım. Canım, ben o parayla bir çift ayakkabı alıyorum. Babanla girdiğin şu iddia. Biraz daha mütevazi yaşaman gerekecek sanki. Ya pardon da ben daha ne kadar mütevazi yaşayabilirim? Şu halimize bir bakın. Ya Şebnem. Biz İzafet'in teklifini kabul mü etsek acaba? Arkadaşlar, bu iş bayağı kabustan karabasana doğru evrilmeye başladı. Ay abartma Şebnem. Aynı şeyi ben de düşündüm. Hem her zaman bizimle yaşamayacak ki, sadece annesinden bunaldığı zamanlarda bize gelecek. O değil de kızlar. Bu yatak bayağı ortopedik ya. Ya nasıl yatacağız buna be? Ay Şebnem, en azından yatacak yerimiz var. Evet, hem ne kadar rahatsız olabilir ki? Yalnız... Feng Shui'ye göre aslında bu yatağın tam...